İyi akşamlar sevgili izleyenlerimiz. Saat 21 ve biz yine sizlerle birlikteyiz her akşam olduğu gibi. Evet, yarın Arife günü. Koskoca Ramazan ayı, 11 ay beklenen Ramazan ayı geldi ve yarın gidiyor. Evet, öbür gün bayram. Tabii bu bayram Türkiye'nin en farklı bayramı. Milli bayramlarda olduğu gibi bu dini bayramımızda da evlerde kalmaya devam ediyoruz. Çünkü sokağa çıkma kısıtlaması var. Maalesef sevdiklerimizi, akrabalarımızı, dostlarımızı gidip evlerinde, yerlerinde, bayram ziyaretinde bulunamayacağız. Ellerini öpemeyeceğiz, onlara sarılamayacağız. Niye? Çünkü pandemi salgını var. Rakamlar, veriler oldukça iyi görünse de tedbirleri elden bırakmamak adına Bilim Kurulu'nun ve Sağlık Bakanlığı'nın aldığı bu karar sonucunda efendim, bu Ramazan ayında, Ramazan bayramında evlerde kalacağız. Sadece evimizde bulunan sevdiklerimizle bayramlaşacağız ve sokağa çıkma kısıtlamasını 4 gün boyunca yaşayacağız. Sonrasını işte kimse bilmiyor. Yani birçok yer açıldı ama hala açılmayan işletmeler var. Özellikle kafeler ve restoranlar, biliyorsunuz hizmet sektörünün en yoğun istihdam alanı olan bu sektörlerin bir an önce açılması gerekiyor ve bekleniyor. Ama bunlar açılmadan öncesinde de tabii ciddi tedbirler alınması gerekiyor. Onlarla ilgili şimdilik bir çalışmalar başlatıldı. Bazı işletmelere bunlarla ilgili bilgi verildiği de söyleniyor ama henüz bakanlığın ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir açıklaması olmadı. Dileğimiz bayram sonrasında zaten şu anda bile pazarlar, marketler, insan seli, sokağa çıkma kısıtlaması olacağı günlerde hemen bu trafik başlıyor. Dolayısıyla artık normalleşme takviminin her alanda uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Maskelerimizi takacağız, temizliğimize dikkat edeceğiz, sosyal mesafemizi koruyacağız. Onun dışında hiçbirimizin yapabilecek çok fazla bir şey yok. Evet, bu konuyu detaylı konuşacağız. Kimle? Meslektaşım Hasan Bozturk'la. Tam 3 dakika geç kaldık. Kesinlikle benim yüzümden değil. Hasan Teknik bir Bozturk arıza. Teknik bir hazırlanamadı. arıza diyelim. Hiç teknik bir arıza falan yok. Biz 8'de Kaan'la beraber Bursa'da bugüne geldik efendim. Biz her akşam Kaan arkadaşımla birlikte Bursa'da bugün merkezine geliyoruz. Oradan yayınlarımızı yapıyoruz. Bütün konuklarımızı Zoom bağlantısıyla ya da stüdyomuza gelmek isteyenleri de stüdyomuza alarak yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Hasan Bostürk bize bu akşam evinden merhaba diyor. Hoş geldin Hasan. Hoş bulduk, merhaba. Hayat devam ediyor. Bayram Öyle. geldi. İlk Ramazan'ın başlandığı ilk gün. 30 gün nasıl geçecek diye düşünürdük hep. Evet. Ama her seferinde de çok kolay geçer. En azından Allah yardım eder bu mübarek gün. Çünkü bir ibadet yapıyoruz ve zorunlu bir ibadetten ziyade gönüllü olarak Allah rızasını kazanmak için bu ibadetimizi yerine getiriyoruz. Bir manada toplumsal hayatta da kendimizi terbiye ediyoruz. Bu dönem açısından bakıldığında pandemiyle birlikte bazı zorluklar da vardı. Bir tarafı gözümüz haberlerde bugünkü hasta sayısında, vaka sayısında maalesef ölümlerle ilgili sayıya da bakmak durumunda kalıyoruz. Diğer taraftan da kendimize ilişkin önlem almak zorundayız. Sadece kendimiz değil, çevremizdekilere de eğer bize hastalık bulaştıysa çevremizdekilere bulaşmaması adına önlem almaya çalışıyoruz. Ben geçtiğimiz hafta da söylemiştim. Hayat devam ediyor. Dünya artık pandemi sonrasının hesaplarını yapmaya başladı. Çünkü buradaki asıl mesele şu. Pandemi gibi konularda sağlık sisteminin çökmemesi esas olan. Yani vaka sayısının kontrol edilebilir seviyeye gelmesiydi esas olan. Çok şükür ülkemizde de gerek hastanelerdeki hizmetler, gerekse bilim kurulu ve Cumhurbaşkanlığının ilgili birimlerinin aldığı tedbirler sayesinde ya da yönlendirmeler sayesinde en az hasarlı atlatmış gibi gözüküyoruz. Tabii ki rehavete kapılmayacağız. Bayram gibi bir dönemde bile sokağa çıkılmaması gerektiği yönünde telkin varsa demek ki tehlike geçmiş değil, buna uymamız gerekir. Ama şunu göreceğiz artık. Ben geçtiğimiz haftalarda bir yazı kaleme almıştım. Az TV'de program yapan bir bayan vardı. İsmi aklımda değil. Rahmetli oldu kendisi. Şöyle bir yazı kaleme almıştı Facebook hesabında ya da sosyal medya hesabında. Tedavi edildiği dönemde kanserle mücadele ediyordu. Tedavi edildiği dönemde maskeyle dolaşması gerekiyordu.
Tabii o dönemde hatırlayın, hepimiz için vardır belki de, maske takanlara ilişkin farklı bir bakış açısı vardı. Hatırlar mısınız? Bu kardeşimiz mesajında demiş ki, ben hastalıkla mücadele ediyorum. O nedenle sizden hastalık, mikrop bulaşmasın diye ben bunu takıyorum şeklinde biraz da sitemli bir konuşmaydı. Şimdi hatırlayacak olursak o günlerden bugüne gelelim. Şu anda herkesin yüzünde maske var ve maskesiz dolaşmıyorlar ve çok da doğal hale geldi. Bir süre sonra artık süslü maskelerle dolaşıldığını göreceğiz. O ünlü markaların maskelerinin yapıldığını görmüş olacağız. Hayat bu şekilde devam edecek bir süre daha gibi gözüküyor. Otobüse binerken ona göre önlem alarak bineceğiz. Zaten Ulaştırma Bakanlığı ve belediyeler önlem alıyorlar. Aynı şekilde kendi aracımızla seyrediyorsak yine maske takmakla yükümlüyüz biliyorsunuz. Akabinde yürüyüş yapıyorsak ki açık havada en güzel şey temiz hava alabilmek, biraz daha dikkat etmek gerekecek. Bazı caddelerde kısıtlamalar var zaten, maske takma zorunluluğu. Onun dışında şunun farkına varmış olmamız lazım. En önemli şey hayatta, dünyevi hayatta sağlıkmış. Onu da görmüş olduk ve sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar paranız olursa olsun, ne kadar daireniz olursa olsun, ne kadar lüks arabanız olursa olsun, hepsi bir işe yaramayabiliyor çoğu zaman. Bugün bir yazı kalemi almıştım yine Bursa'da, bugün de okurlarım. Nilüfer Deresi değil mi? Nilüfer Deresi. Şunu söylemiştim daha önce Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'la bağlantımızda, konuşmamızda da. Doğadan o insanı çıkardığınız anda ne kadar ferahladığını görebiliyorsunuz. Şunu demek istiyorum aslında. Biz insan olduk. Allah'ın bize bahşetmiş olduğu bu güzel doğal güzellikleri, nimetleri o kadar horca kullanmışız, hunharca kullanmışız ki daha fazla kazanma uğruna, daha lüks yaşam uğruna ya da sınırsız ihtiyaçlarımızı kıt kaynaklarla öyle telafi etme yoluna gitmişiz ki maalesef bu değerlerimizin de yitip gittiğini görmüşüz. Şimdi Nilüfer Deresi'nin örneğini veriyoruz. Pandemiden Nilüfer Deresi'ne nasıl geldin sen şimdi birdenbire? Dur şimdi şu pandemiyi bir konuşalım. Onu konuşalım tekrar. Azıcık bekle. Doğa o kadar değerli ki, insan sağlığı o kadar değerli ki o nedenle bunu anlatıyorum. Birazdan Nilüfer Deresi'ne gelelim. Geçeceğiz ona çünkü Türkiye genelinde doğanın bu insanların doğada olmayışından dolayı kazanımlarını zaten haberlerde seyrediyoruz. Onun detaylarını konuşacağız. Yazını okudum bugün. Ben şunu konuşmak istiyorum. Dün, bugün, ondan önceki gün bu bayramda sokağa çıkamayacağımızın, evde kalmak durumunda olduğumuzun ilanından sonra sen de duyuyorsundur, görüyorsundur. Hakikaten böyle dışarılarda trafik arttı, araç trafiği, yaya trafiği, pazarlarda efendim işte Bursa'nın o meşhur Atatürk Caddesi'nde heykeldeki çarşısı, pazarı insan seli haline geldi. Ne sosyal mesafe korundu, ne maske takıldı ki rakamlar verildi, vaka sayısı 1000'in altına düştü, ilanları yapıldı. Ertesi gün Bursa valisi çıktı, maske takmak zorunlu, maske takmayanlara cezai işlem uygulanacaktır açıklaması yapıldı. Şimdi burada benim kafam karıştı. Vaka sayısı düştü, vefat sayısı azaldı. Evet, tedbir alacağız, iyi güzel de 3 aydan beri Bursa valisi böyle bir açıklama yapmazken, tam da her şey iyiye gidiyor derken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş meclis kürsüsünden Bursa rakamlarını açıklamış ve biz Bursa olarak Türkiye ortalamasının altındayız yorumunu yapmışken, şimdi bu maske takmayanlara ceza olayına sen ne diyorsun? Ceza hiçbir şey için çözüm değil. Özellikle idari açıdan yapılan uygulamaların cezayla karşılık bulması çözüm değil. Bu zamana kadar ceza neye çözüm olmuş ki? Cezanın genel hikmetine ilişkin bir söz söylemiş oldum. Diğer taraftan Sayın Vali'nin bilgi kaynaklarına hakim değilim. Yani o tarz bir bilgi akışımın olması mümkün değil. Hiç olamadık zaten. Derdimiz de şu. Sizin devletin mahrem bilgileri evet sizde kalabilir. Kalması gerektiği kadar. Ama bir şeyleri de toplum bilmek zorunda. Topluma rağmen, millete rağmen yönetimler çok da başarılı olamazlar.
ne kadar yönetimin içine vatandaşı, halkı katarsanız o yönetimin meşruiyeti sağlanmış olur ve demokratikliği sağlanmış olur. Halktan kopuk bir yönetimin başarı şansı yok. Hani hatırlar mısınız, yine örnek verecek olursak, toplum destekli polislik modeli vardı ilk çıktığında. Evet. Şu ifadeler kullanılırdı: biz halkla, toplumla birlikte suç ve suçluyu önleme yoluna gideceğiz. Evet, gerçekten öyle. Yoksa herkesin başına bir polis dikemezsiniz. Her evin kapısına bir polis dikemezsiniz. Ama suçu önleme konusunda toplumla birlikte hareket ederseniz çözüm yoluna gidersiniz. Şimdi pandemiyle mücadele konusunda sadece idari açıdan alacağınız kararlarla da sonuca gidemezsiniz. Mutlaka işin içerisinde vatandaşın olması lazım. İstediğiniz kadar ceza kesin, istediğiniz kadar yollara polis dökün. Vatandaşı içine almadığınız ve bunu içselleştirmediğiniz bir modelle başarıya ulaşma şansınız çok düşük kalacaktır. Kaldı ki farklı bir sokağa çıkma yasağı dönemi değil, toplumun da katkı sağlamasıyla başarıya ulaşabilecek bir dönem bu pandemi. Yani siz yolu kapatırsınız, arka yoldan gider, göremeyebilirsiniz. Ama içselleştirirse, tıpkı şey gibi, 120-130'la bir limit var diyelim ki şehirler arası otoyolda. Arabanın içerisindeki çocuk eğer o bilince sahipse, baba lütfen 120'yi geçme derse, sizin keseceğiniz cezadan çok daha faydalı olacaktır. Şimdi sokağa çıkma yasağı, sokağa çıkma ile ilgili konularda biliyorsunuz maske takma zorunluluğu yok Bursa'da. Şimdi belirli caddelerde var. Siz polis olarak maskenizi niye takmadınız demek var ki bu da çok itici de gelebilir. Ama beyefendi, hem kendi sağlığınız açısından hem de karşıdaki insanların sağlığı açısından maske takmanızı öneririz, takdir sizin dediğinizde, inanın o kişi maske takacaktır. Tabii, tabii. Dolayısıyla Bursa valisi açısından konuşacak olursak, çok başarılı bir vali olabilir kendine göre. Ama kişi ne olduğu değil, ne şekilde algılandığıyla ölçülebilir. Sayın valinin biraz daha toplumla iç içe olması tercih edilebilirdi. Ben şunu hatırlıyorum, Bursa çok sayıda vali gördü bu zamana kadar. Bir Nihat Can Polat valinin, soy isimler birlikte olduğu için söylüyorum, aynı olduğu için, halka olan samimiyetini, halkla birlikte bağdaş kurarak oturduğunu çok net hatırlıyorum. Bu örnek tabii ki çok yıllar geçmiş olabilir ama halktan kopuk bir yöneticilik çok başarıya ulaşma mümkün değil. Halkla birlikte alacaksınız kararlarınızı. Ama bir daha söylüyorum, bazı kararlar var ki, bazı durumlar var ki biz o bilgileri bilemeyebiliriz. Bilmememiz de gerekebilir bazen. Bunları anlayışla karşılıyoruz. Ancak pandemiyle mücadele halkla birlikte çözüme ulaşılabilecek bir mücadele olduğu için sadece sağlık tedbirleri değil, dolayısıyla insanları da işin içine katmanız gerekebilir. Ya pandemi kurulu kurmuşsun. Bunun başına Bursa valisini koymuşsun. Orada Büyükşehir Belediye Başkanı var, Emniyet Müdürü var, İl Sağlık Müdürü var. Başka kimler var zaten ancak siteye girince görebiliyoruz. Çünkü varlıkları hiç belli olmadı bu süreç içerisinde Bursa'da. Bütün İstanbul'daki kurulan, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan bilim kurulunu ezbere biliyoruz artık kimler olduğunu. Ama Bursa'dakileri maalesef haberimiz bile yok. Bütün bunlar oldu. Anur Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı açıklamada bulunuyor. Pandemi kurulunun başında Bursa valisi varken vali bey açıklama yapmıyor, Büyükşehir Belediye Başkanı açıklama yapıyor. Daha önce de benim yayınıma katıldığımda Sayın Aktaş rakam vermişti Mustafa Eskin'den sonra. Dolayısıyla hani bu şey, ben bilmek isterim bir gazeteci olarak benim kentimdeki vaka sayısını, vefat sayısını, bu çalışmaların nasıl gittiğini, neler yapıldığını. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde muhabirler, ulusal medya muhabirleri kameralarla girip yoğun bakım servislerindeki hastaların tedavilerinin nasıl yapıldığını bizlere gösterdiler ve anlattılar. Yani ne kadar zorlu mücadelelerle sağlık çalışanlarının insanları iyileştirebilmek için gecesini gündüzüne kattığını tanıklık ettirdiler. Biz Bursa'da bir hastanesinin kapısından içeriye kamera sokamıyoruz. Neden? O kadar çok yerden izin alman gerekiyor ki ve bu süreçte kesinlikle yasak. Neyi kimden saklıyoruz?
Eğer siz idari olarak kendi bilgilendirmenizi yapmazsanız ve gerekli koşulları hazırlayarak gazeteciler için konuşacak olursak eğer, o birimleri anlatmazsanız, o zaman doğru olmayan bilgilerin de topluma lanse edilme riski doğar. Siz bilgilendirme mekanizmanızı kurabilirsiniz. Bu arada pandemi kurullarının kuruluş yapısı itibariyle çok geniş olmaması doğaldır. Çünkü il idare kurulu benzeri bir kurulu zannediyorum pandemi kurulu da. Ve kararları bağlayıcıdır. Ancak bunun dışında başka bir komisyon kurabilirsiniz. Atıyorum Bursa'daki sivil toplum kuruluşlarının konuyla ilgili temsilcileri çağırabilirsiniz. Medyadan isimler çağırabilirsiniz. Tabipler Odası'ndan temsilciler çağırabilirsiniz. %100 bilgileri paylaşmak zorunda değilsiniz. Devletin gizli kalması gereken bilgiler olabilir. Ancak siz karar mekanizmalarına bu kişileri de bu kurumlara da dahil ederseniz toplum açısından sahiplenme daha yüksek olur. Ulaşımla ilgili bir karar alacaksınız diyelim ki. Ve bu karar alırken çok zor bir karar. Neden? 100 kişi taşıyorsa bir otobüs, 50 kişi taşıyacak diyoruz ki. Tamam, belediye olarak siz belediye otobüslerini sübvanse edersiniz. Problem yok. Ama özel kalk otobüsleri de var işin içerisinde. Minibüsler var, taksiler ve dolmuşlar var. Buna ilişkin karar alırken çağırın. Çünkü siz onların haklarını da düşünmeniz lazım. Siz kamu olarak zarar edebilirsiniz belediye olarak. Ancak onların zarar etmesi işin verimliliğini düşürecektir ve sonrasında başka yaralar açacaktır. Toplum olarak bu yaraları kaldırma şansımız yok. Onlar da bizim içimizden insanlar ve bu toplumun yapısında var olan insanlar. Ama bu konuda Anir Aktaş hatırlarsan ortak yayınımızda özel halk otobüslerini sübvanse ettiklerini söyledi, değil mi? Bir örnek verdim. Karar alırken ilgili mercileri de, ilgili tarafları da karar mekanizmasına dahil ederseniz sorunları hem daha kolay çözersiniz hem de onların da taşın altına ellerini koymasını sağlamış olursunuz. Tabii pandemi sürecinde bir tane basın toplantısı yapılmadı. Bir tane basın toplantısı yapılmadı. Basına bilgi verilmedi topluca. Bakıldığı zaman Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı evet şehir emaneti bir isimdir. Önemli bir görevdir. Ancak pandemi gibi konularda ya da olağanüstü dönemlerde yetki ve bilgilendirme kendisine ait değil. Bursa Valiliğindedir. Dolayısıyla valinin bu manada toplumla karşılaşıp görüş beyan etmesi lazım. O kadar çok isim var ki günümüz koşullarında gerek sosyal medya aracılığıyla gerekse Zoom gibi ya da Skype gibi uzaktan görüşme yöntemleriyle hiç tanımadıkları insanlarla iletişim kuruyorlar. Bu günümüzün olması gereken koşullarından bir tanesi. Siz kentin yöneticileri olarak halkı bilgilendirmekten kaçamazsınız. Kaçma anlamı yanlış yorumlanmasın ya da bundan dolayı uzak durmamalısınız, duramazsınız. Bu sizin sorumluluğunuz olmalı. Biz kendimizle ilgili bir şey istemiyoruz. Vatandaşın bilgilendirilmesi anlamında bir çağrı yapıyoruz. Bu çok daha nezaketli, çok daha güzel bir çağrı. Bundan daha güzel bir şey olamaz. İl Sağlık Müdürü ortada yok. Vali Bey'den açıklama yok. Yani bugüne kadar bir Mustafa Eskin, AK Parti Bursa Milletvekili rakam verdi. Bir de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Anir Aktaş. Kaldı ki onların da rakam vermeyle ilgili yetkileri de yok. Doğru anlamda bilgi de vermiyor. Ya var yok ama sonuçta demek ki bir yerlerden bir şeyler öğrenip bizlerle paylaştılar. Ya ben merak ediyorum. Herkes merak ediyor. Bilgi vermesi gereken valilik makamıdır, vilayet makamıdır. Bakanlığın da size bir izin vermesine gerek yok. Valilik yetki genişliği ilkesine haizdir. Bir bakandan izin alarak konuşmasına ihtiyacı yoktur. Gizli kalması gereken bilgileri tutarsınız. Kimse de zaten ifşa etmezsin. Tabii özel ki. Bir dönem zaten bu. Aynen öyle. Hasbi Akça Çepni yayınımızda bizi izleyenlerden diyor ki millet ve toplum bilincinin sorumluluğunun aşılanması için vatandaşa güvenmek. Sonrasında da eğitimli bir kadro ile durumun önemini bilgilendirmek gerekir. Vatandaşın günlük gereksinimlerinin anekdotlarını, tedbirlerini almadan bir önlem ya da kısıtlama yapmak, önlem almak sayılamaz demiş.
Yine Deniz İnal, çok rahatsız ediyor sayılara güvenememek. Gerçekten en çok nerede olduğunu bilememek rahatsız edici diyor. Yani herkes böyle düşünüyor. Sorumsuz davranan çok kişi olduğundan bahsediliyor. Benim eleştirime birçok vatandaşın bu anlamda katıldığını görüyoruz. Ben tabii bir gazeteci olarak, sorumlu bir gazeteci olarak yayın yapıyoruz. Tabii ki her yayında defalarca bu soru geliyor. Bursa'da durum nasıl? Vaka sayısı ne? Vefat sayısı ne? Yani bir anda meclis toplantısında, Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında Önür Aktaş'ın açıklamasıyla karşılaştık. Ha, kötü mü oldu? İyi oldu. En azından bir şeyler öğrendik 11 Mart'tan bu yana. Ama bu kadar geçen süre içerisinde bir tane basın toplantısı düzenlenmemesi, bilgi verilmemesi, kamuoyuna, kamuoyuyla bunların paylaşılmaması hakikaten Bursa adına çok üzücü. Benim tepkim Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız hatırlayın. Twitter hesabından çay davetlerine icabet ediyor. Hı hı. Yani halk çay içme davet ediyor. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı ve o çay davetine icabet ediyor, gidiyor. Neden? Halk çağırıyor. Halk diyalog kurmak istiyor. Siz halkın çağrısına kayıtsız kalamazsınız. Kalıyorsanız da görev süreniz bittikten sonra hatırlanmazsınız. Çok önemli mi? Önemsemiyorsa tabii ki problem yok ama siz düşünün, ben evet. 15 yıl önceki bir valiyi andıysam şu anda, ki Kayseri'nin efsane valilerinden biridir. 10 yıl sonra da şimdiki valiyi anmak isterim, iyi anmak isterim. Bu doğal bir şey, güzel bir şeydi. Valilik makamı bizim için önemli ve kutsal makamdır, kıymetli makamdır. Değil mi? Evet, biz de öyle biliyoruz. Şimdi gelelim senin Nilüfer Deresi'ne. Nilüfer Deresi benim derken sahiplenebilirim. Çünkü Bursa'nın Nilüfer Deresi'ne diyelim. Bizim babamın, dedemin anılarının olduğu ve bu bölgede yaşayan insanların balık tuttuğu, içinde yüzdüğü bir dere, bir çaydan bahsediyoruz. İsmiyle bakacak olursak Türkiye'nin en önemli ilçelerinden, en ünlü ilçelerinden birinden bahsediyoruz. Bu kadar güzel bir ülkenin, bu kadar güzel bir şehrin ve ilçenin içinden geçen ve Marmara Denizi'ne ulaşan, Uludağ'ın eteklerinden başlayarak ulaşan bir Nilüfer Deresi'nden bahsederken o pandemi öncesindeki 3-5 aylık önceki dönemi hatırlamak ister miyiz? O fabrika atıklarının, evsel atıkların karıştığı, bırakın balık yüzmesini, kurbağaların bile yüzmekten kaçtığı bir dereden bahsediyoruz. Yazla birlikte o çok kötü olan bir kokudan bahsediyoruz. Şimdi fabrikalar tatil yaparken derenin kirletici unsurlarının kesintiye uğramasıyla birlikte kısmen temizlenmeye başladığını görüyoruz. Hani o ağaçlardan bahsediyoruz ya, tozdan renk girmiş olan ağaçların yemyeşil hale gelmesinden bahsediyoruz. Nilüfer Deresi de böyle. İşte bu bir fırsat. Kenti yönetenlerin, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ali Nur Aktaş olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü olmak üzere, ilgili belediyeler, çünkü burada yetki karmaşası da var, müdahale çok kolay değil, kolluk kuvvetleri, aklınıza gelebilecek kim varsa, fabrika sahipleri, organize sanayi bölgelerinin yöneticileri, derenin etrafında tarlası bulunan ya da evi olan insanların tamamı için söylüyoruz. Bu bir sahiplenme gerektiren bir konu ve bir fırsattan bahsediyoruz. Hani araçlar çıkmıyor ya, sokağa çıkma yasağının olmadığı evet. günlerde. O egzoz gazlarından yükselen karbondioksit gazı yok ya, veya işte zararlı gazlar yok ya, ne kadar ferah bir kenti Aynen. görüyoruz değil mi? Demek ki buradan ders almamız lazım artık bizim. Ama İnşallah. Bugünkü yazıda da ifade ettim. Fabrikaların filtreleme sistemlerinin bazılarının olup olmadığı tartışmalı. Denetlenip denetlenmediği de tartışmalı. Filtre varsa çalıştırıp çalıştırmadıkları tartışmalı. Hatta bazı büyük fabrikaların yeniden doğalgazdan kömüre dönüş yaptıklarını görüyoruz. Ve bunlar izinli galiba bazıları, bazıları da kaçak olarak kullanılıyor. Allah aşkına bu hava bizim çocuklarımızın ve bizim geleceklerimiz için de çok önemli bir unsur. Havasız yaşanabilir mi Allah aşkına?
Şimdi maskeyi takıyoruz. Neden? Mikrop gelmesin, olumsuz bir hava gelmesin de hastalanmayalım. Allah korusun. Havadan bulaşan zehirli gazlar, havadan bulaşan mikropların tahmin edilemez boyutlara ulaştığında biz ne yapacağız? 90'lı yılların sonunda, Soğuk Savaş sonrasında Avrupa Birliği ülkelerinin bir çalışma alanı var. İklim değişikliği ve küresel ısınmaya karşı sera gazı salınımı ile ilgili. Ve önemli bir aşama kaydettiler. Trump öncesinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin Paris İklim Anlaşması ve Kyoto Protokolleri ile ilgili de olumlu manada yaklaşımları vardı. Trump sonrasında bazıları iptal oldu. Şimdi bu çok önemli bir konu. Sadece o ülkede yaşayan bireyler için değil, o coğrafyadan uzakta bulunan insanlar için de bu çok önemli bir konu. Allah aşkına biz ne yapıyoruz? Bu doğanın kıymetini bilmemiz lazım. Biz pandemi konusunda kişiden kişiye bulaşan o salgınla birlikte ne kadar zor bir duruma düştük ki, Allah korusun, hava kirliliğiyle birlikte insanların üzerine tesir edecek olan o olumsuz yaklaşımı düşünmek bile istemiyorum. Biz niye uyanmıyoruz hala? Biz niye bunun farkına varmıyoruz? Nilüfer Deresi de küçük bir unsur sadece. Düşünsenize, Nilüfer Deresi'nin temiz aktığını, Nilüfer Deresi'nin etrafında o parkların, yeşilliklerin olduğunu, Nilüfer Deresi'nde sembolik de olsa balıkların tutulduğunu düşünsenize. Ne güzel olur. Olmaz olur mu? Şu örneği de verelim yine. Mihraplı Parkı zannediyorum, değil mi? Mihraplı Parkı'nın ortasında bir dere var. Dere ıslah edildi, etrafı yeşillikler. Pandemi öncesi için konuşuyorum. İnsanlar o yeşillikler içerisinde uzanıp suyu seyrediyorlar. Suyun içerisinde su sporları var. Işıklandırma ile birlikte akşamları olağanüstü bir görüntü var. Biz bunları hak etmiyor muyuz? Biz niye kirli bir havada yaşayalım? Niye kirli bir nilüferi görelim tertemizi varken? Biz şu kaygıyı yaşıyoruz zaman zaman. Devlet yöneticileri belki aynı şeyi yaşıyorlar. Aman fabrikayı denetlersek zaten zor koşullarda rekabet altında çarkları çeviriyorlar. Falanca işte 100 kişi istihdam ediyorlar. Bu istihdam zedelenir. Aman dokunmayalım böyle devam etsinler. Tamam da nereye kadar? Pandemide görmedik mi bunu? Gitmiyor demek ki. Bir yerde duruyorsunuz işte. İşte bu anlamda kenti yönetenlerin şeffaflığı ortaya çıkıyor. Öne çıkıyor daha doğrusu ortaya çıkmıyor. Ne kadar şeffaf olur, ne kadar vatandaşa dokunur ve onlarla birlikte hareket ederlerse sonuç almak da daha kolaylaşıyor. Dikkat edersem belediye başkanlığı sürecinde Mustafa Dündar çok eleştirilir Osman Gazi Belediye Başkanı. Öyle çok halkın içinde gezen dolaşan falan bir belediye başkanı değildir. Ama bu pandemi sürecinde Mustafa Dündar ve ekibi o kadar sistematik bir şekilde gazetecileri, bilmiyorum sana da geliyordur, her gün akşam saatlerinde yayın başladığı anda geldi yine, gün içerisinde ne yapıldığını, ne kadar erzak ulaştırıldığını, kimlere ulaştığını, neler yaptıklarını, belediye hizmetleriyle alakalı küçük küçük notlarla bilgilendirme yapıyorlar. Biraz önce yine geldi. Bugün de evlerinde tüm kurallara uyup salgının bitmesini bekleyen Osman Gazi'nin güzel çocuklarına ulaşmak, onlara bayram hediyeleri götürmek bizlere en büyük moral kaynağı oldu diyerek bir video yollamışlar. Sayın Başkan'dan geliyor WhatsApp'tan. Şimdi işte bu belediyeler ne yapıyor? Bu süreçte ne yaptılar? Biliyor musun kimin ne yaptığını? Ben bilmiyorum. Şimdi dediğim konu çok önemli. Birazdan birkaç cümle söyleyeceğim ama öncesinde şunu söylemek lazım. Pandemi gibi olağanüstü durumlarda belediyelerin kendi başına atabilecekleri adımlar dediğin noktalarda ön plana çıkıyor. Yoksa Çevre Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı gibi bakanlıkların ve valiliklerin koordinasyonunda size düşen görevleri yapıyorsunuz. Ama bu demek değil ki hiçbir şey yapamayacaksınız. Halkın ne ihtiyacı varsa onu yerine getirebilirsiniz. 65 yaş üstü insanların ihtiyaçlarını karşılama konusunda yardım edebilirsiniz. Hiçbir şey mi yapamıyorsunuz? Onlarla birlikte olduğunuzu gösterebilirsiniz. Telefon edebilirsiniz, görüntülü konuşma yapabilirsiniz, kapısına ziyaret edebilirsiniz. Herkesin kaydı var hemen hemen 65 yaş üstü kim varsa, kimin yardıma ihtiyacı varsa ya da kimin hal hatır sorma ile ilgili bir ihtiyacı varsa bunları karşılayabilirsiniz. Çok zor şeyler değil. Ha diyeceksiniz ki 1 milyonluk Osman Gazi'de bunu nasıl yapacaksınız?
tek başına değilsiniz. Çok sayıda başkan yardımcınız var, meclis üyeleriniz var, personeliniz var. Aynı şekilde Büyükşehir Belediyesi, yeter ki isteyin. Karacabey Belediye Başkanı, geçtiğimiz günlerde ben gelen mailleri takip ediyorum, Ali Özkan. Hani Leylek'le birlikte fotoğraf çekilen bir yaşlı bir amca vardı. Adem amca. Hatırlamışlar ve gitmiş onu ziyaret etmiş. Çok hoşuma gitti. Ha, belki o ilçenin sembolü olduğu için akla gelmiş olabilir. Osman Gazi'de de nice semboller var. Nice isimler var. Gidin ziyaret edin. Gidin hal hatır sorun. Kanaat önderlerini bulun. Bursa'da Osman Gazi özelinde konuşacak olursak, gidin Zafer Mahallesi'ndeki Bursa Spor taraftarlarının halini hatırını sorun. Gidin Kemerçeşme Mahallesi'ndeki Bursa Spor taraftarlarının hal hatırını sorun. Etibank Mahallesi. Ama şey, hal hatır sormaktan öte onlara dokunmak önemli olan. Yani şu an insanların erzağa ihtiyacı var, nakde ihtiyacı var. Yani sadece bazen, hal hatır sormak değil mesele. Bazen bundan çok hal hatır ön plana çıkıyor. O bazen, o ama insanlar, şu an o zaman değil, evet. Bence. Hal şey söyleyeceğim sana. Ki fayda sağlayacaklar. Mesela Yıldırım'da bir sivil toplum kuruluşundan bahsediliyor. Kendilerine henüz ulaşamadığım için isim vermeyeceğim. Bu pandemi sürecinde sadece Yıldırım'da 300 bin lira nakit para dağıttığını söylüyorlar o STK'nın yoksul vatandaşı. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ha? Şey var, bugün basına yansıdı. 150 bin TL'lik elektrik faturası ödeyen hayırsever. Görükle mahallesi muhtarı var. Hasan, adaşım adı Hasan Sert. Hı hı. Şunu söyledi geçtiğimiz günler. Dedi ki, Bursa'da hiç tanımadığımız bir isim bize her gün ekmek gönderiyor ve ekmeği dağıtıyoruz. Zarflar içerisinde bize para gönderiyor, bunu nereye dağıtabiliriz diye. Biz de liste veriyoruz. İstiyorsanız buyurun kendiniz görün, dağıtın diyoruz. Bir şey yapmak isterseniz ve samimiyseniz bunun yapmanın yollarını bulabilirsiniz. Çok da zor olmasa gerek. Yeter ki samimiyetinizi ortaya koyun. Hayır işlemek, vatandaş açısından söylüyorum veya sivil toplum kuruluşları açısından, hayır işlemek çok zor değil. Samimiyetinizi ortaya koyacaksınız, imkanlarınız çerçevesinde yapabileceğinizi yapacaksınız. Bursa'nın en zenginiyle benim cebimdeki para aynı değil. Ben cebimdeki paranın yarısını verebiliyorsam emin olun çok daha kıymetli ve bunu ilgili kişiye ulaştırabiliyorsam. Bir de burada suistimaller de çok yaşanma ihtimali var. O nedenle kendiniz de birebir bunu yapabiliyorsunuz. Çok zor değil. Gidip muhtara sorun kim var diye, mahallenin önemli isimlerine sorun, kanaat önderlerine size söylerler. Çok zor değil. Elektrik faturasını ödeyin, nakit vermek istemiyorsanız. Gıda götürün. Biz yardımsever bir toplumuz, hayırsever bir toplumuz. Ama geçen programda da söylediğim gibi, öncelikli olarak konuşu, sosyal devletlerde ana aktör devlet ve devletin kimin yoksul olduğu ile ilgili, kimin ihtiyacı varsa mutlaka kaydı vardır. Olmayanların da muhtarlar aracılığıyla bu kayda ulaşma şansı var. Devlet olarak siz bir görev şeklinde, bir hak şeklinde vatandaşı ulaştıracaksınız. Ama bazı alanlarda hayırseverlik gereği de, hayırsever temelli olarak da sosyal devlet ilkesi çerçevesindeki unsurları hayata geçirebilirsiniz. Belediyeler en yakın vatandaşın ulaşabileceği yönetim merkezleri olması açısından çok daha ön plana çıkıyorlar ve çok daha çözümle ilgili hızlı hareket edebiliyorlar diğer kamu kurumlarına göre. Bu manada belediyeler, evet öyle. İlçe belediyelerinin ne kadar gayret ettiklerini kimini görüyoruz, kimini göremiyoruz mutlaka. Ama vatandaşa ulaşmalarını çok önemsiyoruz. Vatandaşlara ulaşırlarsa geri döngüsünün de olacağını düşünüyoruz. Geri döngü oy anlamında söylemiyorum veya farklı anlamda söylemiyorum. Vatandaş da benim ihtiyacımı belediye başkanı veya şu belediye bu belediye demeden de belediye çözdü diyecek. Yardımı gördü. Vatandaş olarak devlet tarafından hatırlandığını hissetmiş olacak. En kötü durum nedir biliyor musunuz bu konuda? Vatandaşın kendini yalnız hissetmesi. Vatandaşın kendisini yalnız hissetmemesi lazım. Elbette biz çok şükür o konuda olumlu manada yaşıyoruz. Akrabalar olarak birbirimizi hatırlıyoruz, sahip çıkıyoruz. Ama devlet olarak da kendisini yalnız hissetmemesi lazım.
bireylerin. O açıdan belediyelere de diğer kamu kurumlarına da önemli görevler düşüyor. Evet, Sakarya Mahallesi Muhtarı da güzel işler yapıyormuş. Bizi izleyen Deniz İnal bu notu da düşmüş. Demek ki bu süreçte muhtarlara da çok iş düşüyor. Sakarya iki tane var Bursa'da. Bir Demirtaş'ta var. Demirtaş, Sakarya ve Cumhuriyet Mahalleleri olması lazım. Bir de Görükle'de Sakarya, yeni adı Görükle Mahallesi. Oradan bahsediyor olabilirler. Bir de yani Demirtaş'ta Görükle'nin çok isim olarak ve köken itibariyle yakın olduğunu bildiğim için de oradaki mahalleleri biliyoruz. Tüm mahallelerdeki muhtarlar çok iş yapıyorlar. İsim söyledik, bir örnek vermek için söyledim mutlaka ama hangi mahalleye giderseniz gidin, Yıldırım'daki Değirmenönü Mahallesi'ne gidin, Karapınar Mahallesi'ne gidin, atıyorum Osman Gazi'deki Kemerçeşme Mahallesi'ne gidin veya Teleferik Mahallesi'ne gidin, Nilüfer'deki Unçukuru Mahallesi'ne gidin, hiç fark etmez. Gerçekten muhtarların bu manada samimi olarak çalıştığını inanıyorum. Ki başka şansı da yok. Bu bir insanlık görevi. Sadece muhtarlıkla ilgili bir görev değil. Değil mi? Ne dersin? Evet. Benim mahallemin muhtarı da mesela Hacı Bey sağ olsun maskelerimi göndermiş. Aysun Hanım siz sürekli çalışıyorsunuz. Maske ihtiyacınız vardır deyip evime kadar göndermiş sağ olsun. Burada özellikle vurgulamak istediği bir konu var. Geçen hafta da futbol örneğinden vermiştim. Yunanistan turizm sezonu açılmadan önce pozisyon alabilmek adına adımlar atıyor. Gerek adalarda gerekse anakara üzerindeki turizm yerleriyle ilgili. Burada geç kalmamamız lazım. Evet, biz pandemiyle yaşamayı öğreneceğiz. Henüz bitmese bile bir süre daha etkisi devam edecektir. Pandemiyle yaşamayı öğreneceğiz ama ekonomik manada da çarkların dönmesi için gayret sarf edeceğiz. Nedir? Önlem alarak bunu yapacağız. Bunu da yapabiliriz. Fakat burada zaman kaybetmememiz lazım. Zaman kaybedersek Çin'in tedarik zinciriyle ilgili olumsuz havasından biz faydalanamamış oluruz geç kalırsak. Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri ülkelerinin tedarikle ilgili Çin'e olan bağımlılıklarının bir kısmını biz alabiliriz. Bunda acele etmemiz lazım. Turizm konusunda da biz pandemi sürecinde iyi bir sınav verdik diye düşünüyorum. Eksileri mutlaka vardır. Bu pastadan pay alabilmek için de geç kalmamamız lazım. Tabii ki burada turizm firmalarını destekleyebiliriz, evet, eleştirebiliriz, o da ayrı konu. Ama burada geç kalmamamız lazım. Turizm pastası Türkiye'nin önemli bir girdisidir, döviz girdisidir. Bunu kaybetmemek adına acele etmemiz lazım. Pandemiyle yaşamayı öğrenirken bir taraftan da yeni döneme ayak uydurmamız lazım. Tatile gider misin? Gitmek isterim ama kolay değil. Önce güvenmem lazım. İşte turizmi hareketlendirmek için. Evet. O güveni de devlet olarak siz vereceksiniz. İlgili turizm firmalarının ya da turizm tesislerinin hazır olduğunu millete anlatacaksınız. Uluslararası topluma bunu anlatacaksınız. Bunu yapamazsanız bir yıl kaybetmiş olmuyorsunuz sadece. Onlarca yıl kaybetmiş oluyorsunuz. Hem iç hem dış turizm için diyorsun. Evet, iç turizm konusu kısmen ikame edilebilir ama döviz girdisi açısından bakıldığında bu zararı telafi etmek çok kolay değil. Daha önce de konuştuk hatırlarsan fabrika çarkının yavaş dönerken hızlandırmak daha kolay ama durduktan sonra yeniden başlatmak çok daha zor. Biz çarkların az da olsa dönmesi taraftarı olarak dile getirdik bunu ve şu anda da yavaş yavaş hızlanması gerektiğini düşünüyoruz. Yoksa yeni döneme, eski yeni döneme hazırlıkta geri kalmış olabiliriz. Biz krizleri evet yaşadık, bundan çok ciddi acılar da çektik. Çok sayıda vefatımız var. Haklıyız, evet, bu konuda çok üzgünüz. Ama yeni döneme de hazırlıklı olmamız lazım. Dünya bu tür krizleri çok yaşadı. Ve bu krizlerden de çok çabuk çıkabilen ülkeler daha iyi pozisyon alabildiler ve daha iyi noktalara gelebildiler. Evet, bugün akşam saatlerinde Bursa'da bugün haber sitesinde yayınlanan bir haber. Hakikaten böyle bir
Dedirtti hepimize. Sen de okumuşsundur mutlaka. Fransız bakan açıklıyor. Renault tamamen kapanabilir diyor. Neden? Fransız otomobil fabrikası Renault'un yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ciddi finansal sorunlar yaşadığını ve tamamen kapanabileceğini ifade etmiş. Ne dersin bu Ben ona konuda? biraz ben ona biraz çekinceli yaklaşıyorum ya da şüpheli yaklaşıyorum. Bu şu demek aynı zamanda. Bizim ekonomik anlamda ciddi sıkıntımız var. Türkiye'de atıyorum 3.000 tane çalışanımız var. Fransa'da 10.000 tane çalışanımız var. Eğer siz destek sağlamazsanız biz batarız. Batarsak da bu kadar kişi işsiz kalır. Ekonomiye işte bu kadar katkımız var. Bunlar sıkıntı yaşar. Dolayısıyla bir taktik hareket olarak görüyorum ben bunu. Tabii ki Olabilir. bu konu uzmanı olarak yorum yapmıyorum ama turizm sezonu ile ilişkin hatırlayın geçtiğimiz günlerde zor durumdayız. Bizim desteklenmemiz lazım açıklamaları vardı turizmcilerde. İş adamı ya da iş dünyası krizlerden çıkmayı çok iyi bilir. İş dünyası bu krizleri lehine nasıl çevireceğini iyi hesaplar. Biraz da böyle bakmak lazım. Bursa'daki o devasa yatırımları kapatabilmek çok kolay değil. Kaldı ki geçtiğimiz birkaç ay önce devletten çok ciddi bir teşvik aldılar. Hatırlanacak olursa. Çok basit değil Oyak Renault'un kapanması. Bu pazarı kaybetmek isterler mi? Çok zannetmiyorum. Kaldı ki Türkiye'de de çok ciddi şekilde pazarı olan bir fabrikadan bahsediyoruz. Sadece Türkiye değil, bölgede de çok ciddi bir pazar payına sahip ve bir marka güvenilirliği de var ve ortaklıkları da var. Çok kolay gözükmüyor. Fransa'da yapılan bu açıklamayı doğru yorumlayabilmek için biraz beklemek lazım bence. Evet, bana da yani biraz hem sürpriz hem de çok olabilecekmiş gibi gelmedi. Bir radyo kanalına yapılmış bu açıklama. O da ilginç geldi. Bu akşam konuşacak aslında başka şeyler vardı aklımda ama bambaşka konulara gittik. Şu anda 45 dakika oldu. Şimdi birazcık böyle yarın Arife, öbür gün bayram. İstersen onunla ilgili bizi izleyenlere seslenelim. Eski bayramlar, bugünkü bayramlar, sonrakiler ne olacak gibi düşüncelerimizi paylaşalım. Sonra da Hani bir beraber tane, veda hani edelim. bir mesaj var. Hatırlar mısın? Bu akşam çok hatırlar mısın dedim de Hatırlıyorum, hafızamı yeniliyorum. mesaj olarak gönderiyorlar. İşte bayramın kutlu olsun falan diye. Karşıdan da mesaj olarak para gönderiyor. Allah Allah diyor bu ne falan. Sen bayramı mesaj olarak kutlarsan parayı da mesaj olarak alırsın şeklinde. Aynen, doğru. Bakıldığı zaman bizi biz yapan değerler, Müslüman Türk milletini en ön plana çıkartan, örnek yapan özellikleri büyüklerine saygı ve küçüklerine sevgidir. Biz çok şükür bunu kaybetmedik ve kaybetmememiz gerekir bir konu. Büyüklerimizi ziyaret etmemiz bayramların en büyük özelliği. Evet ziyaret edeceğiz ama bu dönemde zor yapma şansımız yok. Mecburen telefonlarla bunu gerçekleştireceğiz. Görüntülü. Görüntülü imkan varsa karşı tarafta görüntülü yapmaya çalışacağız. Çok zor bir dönem. Bunu çok önemsiyorum. Biz bir kere bunu ara verirsek ve bir dahaki dönemde bunu telafi edemezsek bunun arkası gelebilir. Ben şöyle düşünüyorum ama bizde şey alışkanlığı var, sözünü unutma. Geçmiş bayramın kutlu olsun alışkanlığı var ya, biz bayramdan sonra o kutlamaları yaparız millet olarak, hiç merak etme. Bayramdan sonra sezon açılırsa ya ortam açılırsa tamam ona da razıyız da biz bu pandemi sürecinde cuma namazlarına gidemedik. Cuma namazları kılınamadı. Bayram namazı kılınamadı ya da kılınamayacak. Sonrasında yavaş yavaş normale dönerken ya da pandemiyle yaşamayı öğrendikten sonra cuma namazlarına ve devamındaki cemaat namazlara gitmeye başladıktan sonra telafi etme şansımız olacaktır elbette. Tabii ki ders aldıysak bu süreçten. Yine karşımıza çıkacak olan çok önemli bir konu daha var. Biliyorsunuz krediler 3 ay ertelendi talep edenler açısından bakıldığında. Burada özellikle özel bankalar kendi çıkarlarını çok daha fazla gözeterek bu süreci yaptılar ama 3 aylık sürenin sonucunda ekonomide çarkların döndüğünü, rantabl olarak döndüğünü söylemek mümkün değil. Bunun etkileri yıl sonuna kadar devam edecek.
belki daha da uzun sürecek ama idarecilerin, devleti yönetenlerin bu konuya yeniden el atmaları lazım. Ve verimli bir yöntemle, verimli bir şekilde vatandaşın borcunu ödemesiyle ilgili adımlar atması lazım. Nedir? Ödemeler yıl sonuna kadar ertelenebilir. Tabii ki ekonomik verileri de zora sokmadan, yani çarklar dönerken paranın da dönmesi lazım elbette. Yoksa art niyetli olan vatandaş bunu kullanabilir. Ama özellikle banka ödemeleri açısından bakıldığında Haziran ortası veya sonuna kadar olan ertelemelerin biraz daha uzatılması lazım. Ve bunu yaparken de nalıncı keseri gibi vatandaşı bankaların sadece kendilerine değil, testere gibi bir kendisini bir de vatandaşı düşünmesi lazım. Ekonomik açıdan çarklar istenilen seviyede dönmediği için kredilerin yeniden değerlendirilmesi ve düzenlenmesi lazım. Bu vatandaşın ihtiyacı. Şu anda 3 aylık süre zarfında veya 2,5 aylık süre zarfında vatandaşlar o zorunlu ödemeleri yapmadıkları için bir rahatlık gözüküyor ama ödemeler başladığında yine aynı sıkıntılar devam edecek. Çünkü bu sıkıntıları aşabilecek bir ortam oluşmadı. Ödemeler gerçekleşmedi. Para dönmediği zaman da bu zincir gibi herkesi veya domino taşı gibi herkesi etkiler. Kamu bankalarının biraz daha inisiyatif alması gerekebilir ve devlet bankalarının da özel bankalarında bu konuda biraz baskı altında tutulması lazım. Mevcut kredilerin yıl sonuna kadar ötelenmesi ilgili. Evet, tabii o kısmı bu ücretli izin ve kısa dönem çalışmayla alakalı bazı ücretlerin yatırılmadığı, bununla ilgili de vatandaş röportajlarında sistemleri gördük. Bayrama parasız girdiklerini ifade ediyorlardı. Hakikaten zor günlerden geçiyoruz. Umarım bayram sonrası artık normalleşip bu sıkıntıların üstesinden hep beraber geliriz. Güzel bir şeyle yayını sonlandırmak istiyorum ben. Bugün sana da gelmiş. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı kartpostal yollamış. Benim çok hoşuma gitti. Uzun zamandan beri unutmuştuk bunları. En güzel hatıraları bu bayram biriktirmek dileğiyle Ramazan bayramınızı kutlar. Sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar dilerim. Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı diye. Bir Bursa fotoğrafı. Fotoğraf da çok güzel. Fahrettin Beceren'in fotoğrafıymış. Çok da hoş bir fotoğraf. Hakikaten işte bunlar, hani bu bayram farklı olacak dedik ya. Hatırla, geçmişte hep böyle kartpostallar gönderilirdi. Telefon mesajları yoktu, görüntülü aramalar da yoktu. Daha duygu dolu, daha sıcak şeyler bunlar. Senin de var masada duruyor şu anda bayram tebriği. Ben duygulandım ve mutlu oldum. Bazen bazı şeyleri unutmamak ve unutturmamak gerekiyor. Bu da onlardan bir tanesi olduğu için beni mutlu etti. Devlette bu tarz alışkanlıklar var. Bu tarz gelenekler var. Bakanlıklarda da var. Şunu hatırlıyorum. Ankara'da medya kuruluşlarının birinde çalışan bir arkadaşımız. Tabii askere gidince askerde yalnız hissediyorsunuz kendiniz. O güç yok artık. O tanınmıştır. Çok sıradan bir insansınız. Şöyle bir formül geliştirmiş kendince. Dönemin Cumhurbaşkanı, hatırlamıyorum kim, mektup gönderiyor bayram tebriği. Oradaki birim de iadeyi tebrik gönderiyor, hı hı, karşılık olarak. Bakıyorlar tabii o Cumhurbaşkanlığından tebrik gelmiş. O falan böyle, kim bu adam gibisinden. Bu konular tabii ki latife, az önce anlattığım ama hatırlanmak diyoruz ya, çok önemli. Kesinlikle. Sadece biz gazeteciler için değil, birçok sivil kuruluşuna bunlar yapılabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız hatırlarsanız bu dönemde yine Kolonya ile birlikte maske gönderdi ve bir poşet içerisinde bir Cumhurbaşkanı tarafından hatırlanmak özellikle 65 yaş üstü insanlar için çok kıymetli. Yine Bursa'da Yıldırım İlçe Başkanlığı'nda çalışan bir görevli AK Parti'nin, Sayın o zaman Başbakan'dı. Telefonla bir şekilde ulaşıyor Sayın Başbakan'la, Sayın Erdoğan'la o zaman telefonla görüşüyor. Şimdi yıllar geçse o adamın mutluluğunu unutmak mümkün değil. Biz de konuştuğumuza göre birçok kişi konuşacaktır. Aynı şekilde o gelen tebrik mesajları da önemli, kayda değer ve kıymetli.
Bursa valisinin de benzer şekilde yapması lazım. Tabii ki bunu şu artık elektronik ortamda maillerle de bunu yapabiliyorlar. Çok zor değil. Kaldı ki bunu kendisi yapmıyor. Yanında çalışanlar yapıyorlar. Elbette. Ama düşünmektir aslanan. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Ben önce senin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. İyi tatiller diliyorum. Sokak çıkma kısıtlamasında güzel vakit geçirmeni diliyorum. Sonrasında da izleyenlerimize hoşça kalın demek istiyorum. Son sözlerini alayım, birlikte veda edelim. Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü'nün bir organizasyonu vardı pandemi sürecinde. Evde kal, müziksiz kalma şeklindeydi. Evet, bir süre o slogan devam etti, hala da devam ediyor da. Ben şöyle değiştirmiştim daha sonrasında. Evde kal, hareketsiz kalma şeklinde. Bir de bunu bir ekleme daha yapabiliriz. Evde kal ama okumadan kalma. Kitap okuyabilirsiniz, Kur'an okuyabilirsiniz, aklınıza gelebilecek birçok şey okuyabilirsiniz. Emin olun, televizyon izleyerek harcanacak vakit değil ama okuyarak harcanacak çok güzel vakit var. Ve geri döngüsü de var bu okumakla geçen zamanın. Dolayısıyla evde kalın ama hareketsiz kalmayın, müziksiz kalmayın ve okumadan da kalmayın diyoruz. Ben haber sunarken yayını şöyle kapatıyordum bazen. Kalbinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm, gözlerinizden umut ışığı hiçbir zaman eksik olmasın. Bugünler de geçecek diyoruz ve umut ışığımızı hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Güzel günler gelecektir diye ümit ediyoruz. Biz ümidimizi kaybetmememiz gerekiyor. Peki, teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenlerimiz, bu akşam da yayınımızın sonuna geldik. Haftanın son iş gününün akşamında sizlerle birlikte olmanın keyfini yaşadık Hasan Bostürk ile beraber. Çok güzel bir bayram olsun. Evde de kalsak, evdeki sevdiklerimizle, komşularımızla, yaşadığımız sitedeki tanıdıklarımızla, en azından gözlerle ya da işte karşıdan, balkonlarımızdan, pencerelerimizden merhabalaşarak bayramlarını kutlama fırsatı olacak. Bu bayram farklı olacak ama üzülmüyoruz. Bayram sonrası çok daha güzel, çok daha özgür, kısıtlamaların yaşanmadığı, normal hayatlarımıza artık kocaman kocaman adımlarla kavuşabileceğimiz zamanlar olması dileğiyle Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Bayram bitiminde tekrar yayınlarımızla birlikte, sizlerle birlikte olmayı umut ederek hoşça kalın, sağlıklı kalın ama lütfen evinizde kalın.